Sevgili Engin FM dinleyicileri, sizleri en içten duygularımla selamlıyorum. Bu geceki Nur Penceresi programımızı açıyorum. İnşallah bu geceki dersimiz ahiret akidesinden haşrin, öldükten sonra dirilmenin inanılmasıyla, o hakikatin idrak edilmesiyle imanın hakikatlerinin hayat-ı içtimaiye vereceği fayda üzerine. Yani hayat-ı içtimaiye, iman ve Kur'an hakikatleri öldükten sonra dirilme, haşir meselesi idrak ettikten sonra nasıl fayda verir? Nasıl ondan istifade ederiz, nasıl yaşarız? İşte insanların içerisinde nasıl bir kaynaşma, nasıl bir inkişaf, nasıl güzel bir ahlak meydana gelir? Onunla ilgili bir ders yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Haşir akidesinin pek çok ruhi faydelerinden ve hayati neticelerinden bir tek netice-i camiaya ihtisar ile beyan ve hayat-ı insaniye, hususan hayat-ı içtimaiyesine ne kadar lüzumlu ve zaruri olduğunu ihsar ve bu iman-ı haşri akidesinin pek çok hüccetlerinden, delillerinden bir tek hüccet-i külliyeyi icmal ile göstermek, kısaca göstermek ve o akide-i haşriye, o öldükten sonra dirilme inancının ne derece bedihi açık ve şüphesiz bulunduğunu ifade etmekten ibaret olarak iki noktadır. Birinci nokta, ahiret akidesi, öldükten sonra dirilmeye inanmak, hayat-ı içtimaiye ve şahsi insaniyenin üssül esası ve saadetinin ve kemalatının esasatı olduğuna yüzer delillerden bir mikyas olarak yalnız dört tanesini işaret edeceğiz. Birincisi, nev-i beşerin hemen yarısını teşkil eden çocuklar, yalnız cennet fikriyle onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilirler. Ve gayet zayıf ve nazik vücutlarında bir kuvve-i maneviye bulabilirler. Ve her şeyden çabuk ağlayan, gayet mukavemetsiz, mizacı ruhlarında o cennet ile bir ümit bulup mesurane yaşayabilirler. Mesela cennet fikriyle der, benim küçük kardeşim veya arkadaşım öldü. Cennetin bir kuşu oldu. Cennette gezer. Bizden daha güzel yaşar. Yoksa her vakit etrafında kendi gibi çocukların ve büyüklerin ölümleri, o zayıf biçarelerin endişeli nazarlarına çarpması, mukavemetlerini ve kuvvi maneviyelerini zir-i zeber ederek gözleriyle beraber ruh, kalp, akıl gibi bütün letaifini dahi öyle ağlattıracak, ya mahvolup veya divane bir betbat hayvan olacaktı. Demek ki insan evladına öldükten sonra dirilme hakikatini anlatsa, cenneti anlatsa, o çocuk ölümlerin hakikatini ne yapabilir? Böylelikle anlayabilir, öldükten sonra insanların nereye gittiğini idrak edebilir ve o büyüklerin veya sevdiği arkadaşlarının cennete gittiğini idrak ederek, orada daha güzel bir hayat olduğunu bilerek teselli bulabilir. Şimdi böyle bir inanç annede babada yoksa ve evladını bu tarzda yetiştirmemişse, o çocuğun bu ölümlerin hakikatine dayanabilmesi mümkün olmadığı gibi dehşetle onun hayatını etkileyecek ve korku verecek. Hayatı boyunca işte bu gibi insanlar ölüm korkusu çekiyorlar ve çekecekler. Demek ki bakın, iman hakikatinin, öldükten sonra dirilme hakikatinin en birinci hakikati çocuklardan başlayarak onların kalbi ve ruhi hakikatlerine kuvvet veriyor. Manevi hastalıklardan onları kurtarıyor. Evet, ikinci delil, nevi insanın nıfsı olan ihtiyarlar. İnsanların artık aşağı yukarı dörtte birinden fazlası ihtiyarlar sınıfına giriyor. Yalnız hayat-ı uhreviye ile yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler. Yani imanları varsa, öldükten sonra gidecekleri yeri biliyorlarsa ne yapabilirler? O yaşlılığın verdiği sıkıntıları, elemleri dayanabilirler. Ölüm korkusunu yenebilirler. Ve çok alakadar oldukları hayatlarının yakında sönmesine ve güzel dünyalarının kapanmasına mukabil bir teselli bulabilirler. Ve çocuk hükmüne geçen seri-ü tesettür ruhlarında, o nazenin ince ruhlarında ve mizaçlarında mevt ve zevalden, ölümden, zevalden, ayrılmaktan, yok olmaktan çıkan ilim ve dehşetli mevsiyete karşı, üzüntüye karşı ancak hayat-ı bakiye, sonsuz hayat ümidiyle mukabele edebilirler. Çünkü iman ile bilir ki insan, mümin kaç yaşında olursa olsun, öldükten sonra erkekse 33 yaşında, bayansa daha böyle genç bir yaşta, 18-20 yaşlarında ebedi bir hayat kazanacak. Elbette bu insana büyük bir ümit, büyük bir sürur verir. Yoksa o şefkate layık muhteremler ve sükunete ve istirahatı kalbiye çok muhtaç o endişeli babalar ve analar öyle bir vavalay ruhi ve dağdağı kalbi hissedeceklerdi ki
Bu dünya onlara zulümetli karanlıklı bir zindan ve hayat dahi kasavetli bir azap olurdu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İnsan yaşlanmış, belli bir yaşa gelmiş, hayattan beklediği bir şey de kalmamış, ölüme doğru yakınlaştığını hissediyor ve bu ızdırap içerisinde, bu korku içerisinde yaşıyor. Çünkü eğer iman katını bilmiyorsa ölecek, toprağa girip çürüyecek hissediyor ve dehşet alıyor. Bugüne kadar aldığı lezzetler, aldığı makamlar, serveti ona fayda vermiyor. Yani bu ızdırabın ve bu sıkıntının yerine dünyanın hangi saltanatı, hangi güzellikleri fayda verebilir? Veya onu teselli edebilir? Veya bu korkudan ve bu dehşetten kurtarabilir? Düşünebiliyor musunuz insanların hayat içtimaiyesine imanın verdiği kuvveti? Elbette bunun yerini yeryüzündeki hiçbir felsefe, hiçbir düşünce, hiçbir ekol karşılayamaz. Üçüncü delil, insanların hayat içtimaiyesinde en kuvvetli medar olan gençler, delikanlılar, şiddeti galeyanda olan hissiyatlarını ve ifratkar bulunan nefis ve hevalarını tecavüzattan ve zulümlerden ve tahribattan durduran ve hayat-ı içtimaiyenin hüsnü cehranını, güzel akışını temin eden yalnız cehennem fikridir. Ha, demek ki bir genç hakiki manada iman dersini, Kur'an dersini alabilmiş ise elbette almış olduğu o ders onda ne yapacaktır? Yaptığı hatalar, yanlışlar neticesinde cehenneme götüreceğini de bilecektir. Tabi gençlikte insanın kuvveti yerinde, arzuları galeyanda, hissiyatları tam son noktada. Delikanlı diye onun için söyleniyor. Demek ki bunların bu arzularını, hevesatlarını tecavüzattan ve başkalarına zulmetmekten durdurabilecek olan ancak ve ancak cehennem gibi bir hapishane, cehennem gibi bir azap olabilir. Demek ki o genç cehennemi bilmek ile nefsinin kötü istek ve arzularını ne yapabilir? Durdurabilir. Yoksa cehennem endişesi olmazsa, demek ki o zat Allah'ı tanımıyorsa, ahireti bilmiyorsa, yani hayatı gelip geçici bir yer, sonra yok olmak gibi zannediyorsa, hesap vereceğini düşünmüyorsa, el hükmünün galip kaidesiyle, yani güçlü olan galip olur kaidesiyle, o serhoş delikanlılar, hevesatları peşinde biçare zayıflere, acizlere, dünyayı cehenneme çevireceklerdi. Ve bunun acı acı örneklerini biz Amerika'da, Avrupa'da, pek çok diğer memleketlerde, hatta kendi memleketimizde acı bir şekilde bu tarzdaki insanların yaptığı tahribatlarla görüyoruz. Ve onlara bir telkinat vermek, onları durdurabilmek de mümkün değil. Hatta Amerika bu konuda o kadar aciz kalmış ki, her gün, her dakika, her saniye ölümler, cinayetler, tecavüzler o kadar çoğalmış ki, şu anda Amerika'da 1,5 milyon insan hapishanelerde ve bunu önleyemiyorlar. Ve sosyologların endişeleri de bu böyle devam ederse Amerika'nın 25 sene içerisinde sosyal yönden tamamen böyle hayat içtimaiyesinin çökeceğini, ahlakın biteceğini ve devletin bu tarzda sıkıntıya düşeceğini, yıkılacağını görmeleri ki bunun da yegane çaresinin insanlara telkinat ile hakkı vakkatı anlatmak ve gerçeği göstermek ve güzel bir ahlakı anlatabilmek noktasında İslam'da olduğunu görmüşler ve tespit etmişler. Ve onun için bugün biliyorsunuz Avrupa'da ve Amerika'da İslamiyet hızla büyüyor, yükseliyor ve inkişaf ediyor. Çünkü bu ızdırabın ve bu sıkıntının başka bir ilacı, başka bir cevabı elbette yok. Olsaydı zaten onu verirler ve gençleri bu serkeşlikten kurtarırlar idi. Dördüncü delil, nevi beşerin, insanlığın hayatı dünyevisinden en cemiyetli merkez, en esaslı zemberek ve dünyevi saadet için bir cennet, bir merce, bir tahassüngah sığınılacak yer ise aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi, evi küçük bir dünyasıdır. Ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise samimi ve ciddi ve vefaderane hürmet ve hakiki ve şefkatli, fedakarane merhamet ile olabilir. Yani karşılıklı, sevgiyle, muhabbetle, hürmetle, fedakarlıklarla olabilir. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise ebedi bir arkadaşlık ve daimi bir refakat ve sermedi bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbiriyle pederane, ferzendanane, kardeşane, arkadaşane, münasebetlerin bulunmak fikriyle ve akidesiyle, inancıyla olabilir.
Yani kişi o aile içerisinde o güzelliği, muhabbeti, fedakarlığı yakalayabilmesi için şöyle düşünmesi lazım. Yani ben bu babam ile, hanımım ile, çocuklarım ile, annem ile ebediyen sonsuz hayatta aynı ailevi münasebetlerimi devam ettireceğim. Babam yine babam olacak, annem yine annem olacak, hanımım yine hanımım olacak. Öldükten sonra biz ebediyen sonsuza kadar beraber olacağız düşüncesi olursa ancak o hakiki fedakarlık, sevgi, muhabbet doğabilir. Mesela der, benim haremim ebedi bir alemde, ebedi bir hayatta daimi bir rafiki hayatımdır, hanımımdır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de zararı yok. Çünkü ebedi bir güzelliği var, gelecek. Malum, demin izah ettiğimiz gibi insanlar cennete gittiklerinde erkekler 33 yaşında gayet yakışıklı, kusursuz, eksiksiz, cennet insanı, en çirkini Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliğinde olacağı için hanımlar da öyle. Cenab-ı Hak hurilerden daha güzel bir surette hanımlara tüm böyle azalarında hiçbir arıza, eksik, noksan olmadan mükemmel tarzda Cenab-ı Hak o hanımlara da o güzelliği verip yaratacağı için elbette insan iman ile bunu bildiğinden der ki şimdi çirkin olmuşsa da zararı yok. Çünkü ebedi bir güzelliği var, gelecek. Ve böyle daimi arkadaşlığın hatırı için her bir fedakarlığı ve merhameti yaparım diyerek o ihtiyare karısına güzel bir huri gibi muhabbetle, sevgiyle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Yani bu hakikati bilirse onun çirkinliğine, onun hatalarına, eksiklerine, kusurlarına bakmaz. Ama bunu bilmezse, yoksa kısacık 1-2 saat suri bir refakattan sonra, yani dünya geçici bir hayat gibi göründüğü için eğer inancı yoksa bir insanın, geçici bir muhabbet olabilir. Suri bir refakattan sonra ebedi bir firak, ebediyen ayrılmak ve müfarakata uğrayan arkadaşlık, bir daha görüşmemek üzere öldükten sonra ayrılacak olan arkadaşlık, elbette gayet suri, muvakkat, esassız, hayvan gibi rıkkat-ı cinsiye manasında, hayvani bir duygu olarak bir mecazi merhamet, yani sadece göstermelik, suni bir hürmet, yani göstermelik bir hürmet verebilir. Ve hayvanatta olduğu gibi başka menfaatler vesaire galip hisler o hürmet ve merhameti mağlup edip, yani ufacık şeyde bir bakarsınız o ailede kargaşa çıkmış, husumetler, yıkıntılar olmuş. O dünya cennetini cehenneme çevirir. Nitekim de pek çok ayrılıklar, boşanmalar, çok basit meselelerden tezahür etmesinin sebebi de işte bu manevi şuurun eksikliğinden kaynaklanıyor. Evet, işte iman-ı haşrinin yüzer neticesinden birisi hayat-ı içtimai insaniye taalluk eder. Ve bu tek neticenin de yüzer cihetinden ve faydalarından mezkur dört delile sayıları kıyas edilse anlaşılır ki hakikat-ı haşriyenin, öldükten sonra dirilmenin tahakkuku ve vuku, insaniyetin ulvi hakikati ve külli haceti derecesinde katidir. Belki insanın midesindeki ihtiyacın vücudu, taamların vücuduna delalet ve şehadetinden daha zahirdir ve daha ziyade tahakkukunu bildirir. Ve eğer bu hakikat-ı haşriyenin, öldükten sonra dirilme hakikatının neticeleri insaniyetten çıksa ve çok ehemmiyetli, yüksek ve hayattar olan insaniyetin mahiyeti murdar ve mikrop yuvası bir laşe hükmüne sükut edeceğini ispat eder. Şimdi deminden beri saydığımız yüksek faydalar vardı. Şimdi bu yüksek faydalar ve bu yüksek hayırlar ancak bu hakikatları bilmekle ortaya çıkıyor. Şimdi bu hakikat ortadan kaldırılırsa ne olur? Evet diyor, insanlık ne olur? Murdar bir mikrop yuvası, bir laşe hükmüne sükut edeceği ortaya çıkar. Neden? İnsanlarda ne ahlak, ne fazilet, ne samimiyet, ne sevgi, ne yardım, ne iyilik kalmaz. Çünkü diyecek ki insan, ben menfaatime bakarım. Dünyada geçici bir hayatım var. İnsanlara hakiki hürmeti, sevgiyi, yardımı yapmam. Çünkü bana bir faydası yok. Demek ancak iman ile bu gerçek ortaya çıkar. Beşerin idare ve ahlak ve içtimaiyatı ile çok alakadar olan içtimaiyyun ve siyaiyyun ve ahlakiyyunun kulakları çınlasın. Yani insanlara hakkı hakikati, doğruyu, içtimaiyatı güzelleştirmeyi, öğretmeyi uğraşan bu topluluklar, bu kuruluşların kulakları çınlasın. Gelsinler. Bu boşluğu ne ile doldurabilirler? Yani insanlara bu güzelliği, bu fazileti, ahlakı ne ile verebilirler? Dünyada Kur'an'dan başka, imandan başka bu fazileti, bu yüksek manevi değerleri insana verebilecek bir fikir, bir düşünce var mı? Bakın yüzlerce felsefik fikirler ortaya çıkmış.
acaba hangisi insanlara bu yüksek gerçeği ahlak verebilmiş? Ve bu derin yaraları ne ile tedavi edebilirler? Yani bakıyorsun insan babasını tanımıyor, Avrupa'da, Amerika'da gözüküyor, Hristiyan aleminde gözüküyor. Annesini tanımıyor, belli bir yaştan sonra evi terk ediyor. Hakeza yani ismiyle hitap ediyor. Onun yanında her türlü ahlaksızlığı yapabiliyor. Yani artık aile mefhumu yıkılmış ki toplumu ayakta tutan ailedir. Ailenin yıkılması ise toplumun göçmesidir. Allah göstermesin. Evet, ikinci nokta. Hakikat-ı haşriyenin, öldükten sonra dirilmenin hadsiz delillerinden, sair erkan-ı imaniyeden gelen, şehadetlerin hülasasından çıkan bir bürhan-ı delili gayet muhtasar bir surette beyan eder. Şöyle ki, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletine peygamberlerine delalet eden bütün mucizeleri ve bütün delail-i nübüvveti ve hakkaniyetinin bütün bürhanları birden hakikat-ı haşriyenin, öldükten sonra dirilmenin tahakkuna şahit ederek ispat ederler. Çünkü bu zatın bütün hayatında davaları vahdaniyetten, Allah'ın birliğinden sonra haşirde temerküz ediyor. Öldükten sonra dirilme meselesine toplanıyor. Hem umum peygamberleri tasdik eden ve ettiren bütün mucizeleri ve hüccetleri aynı hakkada şahit eder. Hem ve bir Resul-i kelimesinden gelen şahideti bedahat derecesine çıkaran ve kütübihi şahideti de, demek ki iman rükünler içerisinde peygamberlere iman ve kitaplara iman şahideti de aynı hakkada şahit eder. Şöyle ki, başta Kur'an-ı mucizül beyanın hakkaniyetini ispat eden bütün mucizeleri, hüccetleri ve hakikatları birden hakikat-ı haşriyenin tahakkukuna ve bu konu şahit ispat ederler. Çünkü Kur'an'ın hemen üçte birisi haşirdir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz zaman üçte birinin öldükten sonra dirilmeyle ilgili olduğunu görüyoruz. Neden çok önemliymiş öldükten sonra dirilme? Çünkü öldükten sonra dirilme inancı insanda olmazsa hakiki imanı, ahlakı, fazileti dünyada yaşayabilmesi mümkün? Elbette değil. Elbette insan bir mahkeme-i kübra olacağını, büyük bir mahkeme olacağını, burada yaptıklarının hepsinin teker teker orada sorulacağını ne yapması lazım? Kesin inanması ve bilmesi lazım. Ve ekser kısa surelerin başlarında gayet kuvvetli ayat-ı haşriyedir. Sarihan ve işareten binler ayatıyla aynı hakikata haber verir, ispat eder. 30-40 surelerin başlarında bütün katiyetiyle beraber hakikat-ı haşriyi, öldükten sonra dirilmeyi, kainatın en ehemmiyetli ve vacip bir hakikat olduğunu göstermekle beraber, sair ayetlerde dahi o hakikatin çeşit çeşit delillerini beyan edip ikna eder. Acaba bir tek ayetin bir tek işareti gözümüz önünde ulûm-u İslamiye'de müteaddit ilmi, kevni hakikatlere meyve veren bir kitabın binler böyle şehadetleriyle ve davalarıyla güneş gibi zuhur eden iman haşri, öldükten sonra dirilmeyi, hakikatsız olması, güneşin inkarı, belki kainatın ademi gibi hiçbir ciheti imkanı var mı? Ve 100 derece muhal ve batıl olmaz mı? Acaba bir sultanın bir tek işareti yalan olmamak için bazen bir ordu hareket edip çarpıştığı halde o pek ciddi ve izzetli sultanın binler sözleri ve vaatleri ve tehditlerini yalan çıkarmak hiçbir cihette kabil midir? Ki Cenab-ı Hak madem Sadıkul Vadil emindir, vaadinden kesinlikle dönmez. Kur'an-ı Kerim de Allah'ın mucize olan bir kitabıdır. Cenab-ı Hak orada öldükten sonra dirilmeyi vaat etmiş. Elbette o vaadini yerine getirecektir. Evet, acaba 13 asırda fasılasız olarak hassiz ruhlara, akıllara, kalplere, nefislere hak ve hakikat dairesinde hükmeden, terbiye eden, idare eden bu manevi sultan zişanın bir tek işareti böyle bir hakikat ispat etmeye kafiyken, binler tahsihat ile bu hakikat aşırıyı gösterip ispat ettikten sonra o hakikati tanımayan bir eçel ahmak için cehennem azabı lazım gelmez mi? Yani biz böyle bir şey kabul etmeyiz diyen, Kur'an'ın hakikatlerini dinlemeyen insanlara elbette cehennem hak olmaz mı? Ve aynı adalet olmaz mı? Hem birer zamana ve birer devre hükmeden bütün semavi suhuflar ve mukaddes kitaplar dahi bütün istikbale ve umum zamanlara hükümran olan Kur'an'ın tafsilatla, izahatla, tekrar ile beyan ve ispat ettiği hakikat haşri asırlarına ve zamanlarına göre o hakikati kat'i kabul ile beraber tafsilatsız ve perdeli ve muhtasar birer surette beyan fakat kuvvetli bir tarzda iddia ve ispatları
Kur'an'ın davasına binler imza ile tasdik ederler. Evet, bu bahsin münasebetiyle Risale-i Münacat'ın ahirinde İmanun bil yevmil ahiret rüknüne sair rükünlerin hususan rusul ve kütübün peygamberlere imanın ve kitaplara imanın şahadeti münacat suretinde zikreden pek kuvvetli ve hulasalı ve bütün evhamları izale eden bir hücret-i haşriye aynen buraya giriyor. Şöyle ki münacatta demiş: Ey Rabbi Rahimim, Resul-i Ekrem'in talimiyle ve Kur'an Hakim'in dersiyle anladım ki başta Kur'an ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın olarak bütün mukaddes kitaplar ve peygamberler bu dünyada ve her tarafta numuneleri görülen celali ve cemali isimlerin tecellileri daha parlak bir surette ebedül abatta devam edeceğine ve bu fani alemde rahimane cilveleri, numuneleri müşahede edilen ihsanatının daha şaşalı bir tarzda dar saadette ahiret aleminde istimrarına, devamına ve bekasına ve bu kısa hayat-ı dünyeviyede onları zevk ile gören ve muhabbet ile refakat eden müştakların ebedde dahi refakatlerine ve beraber bulunmalarına icma ve ittifak ile şehadet ve dalalet ve işaret ederler. Hem yüzer mucizat-ı bahirelerine ve ayat-ı katalarına isnaden başta Kur'an-ı Kerim'in olarak bütün nurani ruhların sahipleri olan peygamberler ve bütün münevver kalplerin kutupları olan veliler ve bütün keskin ve nurlu akılların madenleri olan sıddıkinler ve bütün suhuf-ı semaviyede ve kütüb-ü mukaddesede senin çok tekrar ile ettiğin binler vaatlerine ve tehditlerine isnaden hem senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve celal ve cemal gibi ahireti iktiza eden kutsi sıfatlarına, şenlerine ve senin izzet-i celaline ve saltanat rubbetine itimaden hem ahiretin izlerini ve teraşşatını bildiren hadsiz keşfiyatlarına ve müşahedelerine ve ilmel yakin ve aynel yakin derecesinde bulunan itikatlarına ve imanlarına binaen saadet ebedi insanlara müjdeliyorlar. Ehli dalalet için cehennem ve ehli hidayet için cennet bulunduğuna haber verip ilan ediyorlar. Kuvvetle iman edip şehadet ediyorlar. Ey Kadir Hakim, ey Rahman Rahim, ey Sadıkul Vadil Kerim, ey İzzet ve Azamet ve Celal sahibi Kahhar-ı Zülcelal, bu kadar sadık dostlarını ve bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şuunatını yalancı çıkarmak, tekzip etmek ve saltanat rububiyetinin kat'i muktaziyatını tekzip edip yapmamak, yalan çıkarmak ve senin sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaat etmekle kendilerini sana sevdiren hadsiz makbul ibadının ibadetlerinin ahirete bakan hadsiz dualarını ve davalarını reddetmek, dinlememek ve küfür ve isyan ile ve seni vaadinde tekzip etmekle yalanmakla senin azameti kibriyana büyüklüğüne dokunan ve izzeti celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine erişen ve şefkat-i rububiyetine müteessir eden ve ehli dalaleti ve ehli küfrü haşrin inkarında onları tasdik etmekten yüz binler derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve âlisin. Böyle nihayetsiz bir zulümden ve nihayetsiz bir çirkinlikten senin o nihayetsiz adaletini ve nihayetsiz cemalini ve hadsiz rahmetini hadsiz derece takdis ediyoruz. Ve bütün kuvvetimizle iman ederiz ki o yüz binler sadık elçilerin ve o hadsiz doğru dellal-ı saltanatı olan enbiya, asfiya ve evliyaların hakkal yakin, aynel yakin, İlmel yakin suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine, alem-i bekadaki ihsanatının definelerine ve dar-ı saadette tamamıyla zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şahadetleri hak ve hakikattır. Ve işaretleri doğru ve mutabıktır. Ve beşaretleri sadık ve vakidir. Ders ve talimlerin hakkı ve hürmeti için bize ve Risale-i talebelerine iman-ı ikmel ve hüsnü hatime ver ve bizleri onların şefaatlerine mahzar eyle. Amin. Evet, burada da öldükten sonra
dirilmenin hakkaniyetini bir münacat suresinde Bediüzzaman Hazretleri ifade etmiş. Elhamdülillah hep beraber istifade ettik. Biz bu duayı katıldık. Hem nasıl ki Kur'an'ın belki bütün semavi kitapların hakkaniyetini ispat eden umum deliller ve hüccetler, Habibullah'ın belki bütün enbiyanın, peygamberlerin nübüvvetlerini ispat eden umum mucizeler ve bürhanlar, dolayısıyla en büyük müddiaları, delilleri, iddiaları olan ahiretin tahakkuna davet ederler. Yani bütün 124 bin peygamber, başta Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olmak üzere ve bütün semavi kitaplar Allah'ın varlığını birine ve ahiretinin olduğuna ispat etmişler, anlatmışlar, tahakkukuna delalet etmişler. Aynen öyle de vacibül vücudun vücuduna, Allah'ın birliğine ve vahdetine şahit eden ekser deliller, hüccetler, dolayısıyla rububiyetin ve uluhiyetin en büyük medarı ve mahzarı olan dar-ı saadetin ve alem-i bekanın vücuduna, baki alemin vücuduna açılmasına şahit ederler. Çünkü gelecek makamda beyan ve ispat edileceği gibi zat-ı vacibül vücudun hem mevcudiyeti, varlığı, hem umum sıfatları, hem ekser isimleri, hem rububiyet yani kendindeki terbiye etme kudreti, uluhiyet, rahmet, merhameti, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları, şenleri lüzum derecesinde ahireti iktiza ve vücub derecesinde baki ebedi bir alemi istilzam ve zaruret derecesinde mükafat ve mücazat, ceza ve mükafat için haşri ve neşri isterler. Yani öldükten sonra dirilme olmazsa bu Allah-u Teala'nın merhameti, şefkati, rahmeti, hikmeti, inayeti ne olmaz? Görünmez. Neden görünmez? Bir sürü zalimler zulümleriyle ahirete giderler. Bir sürü mazlumlar da perişan olarak ölüp giderler. Ki bu dünyada bunların hepsinin adaleti ne olmuyor? Sağlanmıyor. Demek ki öyle bir yer var ki bu zalimler yaptıkları zalimlerin cezalarını çekecekler. Mazlumlar da haklarını orada alacaklar. Demek ki büyük bir mahkeme ahiret için hazırlanmış. Bunun da en büyük delili Allah'ın Adil ismi. Bakın şimdi kainata baktığınızda Cenab-ı Hak Adil ismiyle öyle bir adalet, öyle bir denge yaratmış ki hiçbir yerde noksanlık, eksiklik, mizansızlık, ölçüsüzlük göremiyoruz. Mesela bir sineği alın elinize, inceleyin, mikroskoplarla bakın, vücudundaki en ufak ayrıntılara kadar mükemmel yaratılmış. Bir ağacın yaprağını alın, bakın, yaprağın kenarındaki en ince hassasiyetleri, tırtırları dahi mükemmel yaratılmış. Yani insan kendi vücuduna baksın, mükemmel bir simetri ile yaratılmış. Saçları hepsi aynı anda uzuyor, tırnakları aynı ölçüde uzuyor, sakalları aynı ölçüde uzuyor. Yani kainatın neresine bakarsanız bakın ölçüsüzlük ve mizansızlık göremezsiniz. Yani kainatta en ufak böceği, sineği, galaksileri, yıldızları, atomları, insanın vücudunu tasarruf eden ve adaletle, nizamla, intizamla yaratan bir zat nasıl olur ki kainatın meyvesi olan insanı dikkate almaz, yaptıklarına bakmaz, hesabını sormaz? Bu mümkün müdür? Elbet mümkün değildir. Yani o insanın sakallarının tellerine, saçlarına kadar nizam ve intizam altında büyüsün, efendim o nizamı bozmasın, onda devamlı tasarrufunu göstersin de o zatın icraatlarını, yapacaklarını, yaptıklarını, başkalarına yaptığı iyilikleri, hasenatı, sevapları veyahut da zararları, zulümleri dikkate almasın ve o insan kabre girsin, bir daha yaptığı işlerden hesap ona sorulmasın. Elbette bu mümkün değil. Yoksa bu kainatın bu kadar nizamla, intizamla, dengeli yaratılmasının bir manası kalmazdı. Yani şuna benziyor, çok zengin bir zat bir fabrika kursun, trilyonlar harcasın, daha sonra bütün neticesi olan o mahsulü, fabrikanın ürettiği maddeyi çöpe atsın, ilgilenmesin. Elbette böyle bir şey olmaz. Demek ki kainat fabrikası insan için kurulmuş. İnsan da Allah için yaratılmış, Allah'ı bilmesi ve kulluğu için yaratılmış. Elbette bunun muhasebesinin de görüleceği bir hesap günü, öldükten sonra dirilme, haşir elbette olacaktır. Zaten bu inanç insanda olmazsa demin izah ettiğimiz gibi insanın içtimai hayatta ahlakının, faziletinin olabilmesi, toplum içerisinde mükemmel bir yaşantıyı çıkabilmesi mümkün olmaz. Çünkü Allah'tan korkmayan bir insanın diğer insanlardan korkması, kanunlardan korkması zaten mümkün olamaz. İnsanın görmediği, kanun tutamadığı yerde her kötülüğü yapabilir. Bunun örneklerini yaşıyoruz. Evet, madem ezeli ve ebedi bir Allah var, elbette saltanat-ı uluhiyetinin sermediği bir medar olan ahiret vardır. Madem ki sonsuz kudret sahibi bir Cenab-ı Hak var ve onun için zaman yok, onun için her şey bir andır ve ezel ve ebedin sahibidir, elbette onun vaat ettiği sonsuz ahiret alemi vardır.
Çünkü onun zatına mahsus efsafa uygun beka alemi olması gerekir. Ve madem bu kainatta ve zihayatta gayet haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rububiyet-i mutlaka var ve görünüyor. Yani her yeri terbiye ediyorlar. Bitkileri, böcekleri, hayvanları, mahlukatı ve insanları da 124 bin peygamberi terbiye etmiş. Elbette o rububiyetin haşmetini, büyüklüğünü sukuttan ve hikmetini abesiyetten ve şefkatini kadirden kurtaran ebedi bir dar-ı saadet bulunacak ve girilecek. Hem madem göz ile görünen bu hadsiz inamlar, ihsanlar görüyoruz değil mi? Bakın yoktan, hiçten yaratıyorlar. Kuru odunlardan, çamurlu topraklardan rızıklar gönderiyor. Bu lütuflar, keremler, inayetler, rahmetler, perde-i gayb arkasında, yani görünmeyen bir perde arkasında, ağaç bir perdedir yani biliyorsunuz. Toprak bir perdedir. O perde arkasından kudret eliyle rızıkları gönderen Cenab-ı Hak'tır. Demek ki perde-i gayb arkasında bir zat-ı Rahman Rahim'in bulunduğunu, merhametliler merhametlisi bir zatın bulunduğunu sönmemiş akıllara, ölmemiş kalplere gösterir. Şimdi malum derslerde çok anlattık. Kuru bir odun parçası ağaç bizi tanımaz bilmezken burnumuza uygun kokuyu, gözümüze uygun rengi, dilimize uygun tadı, hücrelerimize uygun vitamini olan bir meyveyi bize niçin versin? Bizi tanımadığı halde, bilmediği halde bunu nasıl yapsın? Elbette neyi gösteriyor? Bizi tanıyan, bize acıyan, bizi merhamet eden bir zatın verdiğini gösteriyor. Demek ki aklı insanın sönmemişse, kalbi ölmemişse bunu görür. Ha demek ki bir kast var, bir gönderen var, bir bilen var, bir merhamet sahibi var. O merhamet sahibi bizi tanıyor, tanıdığını da verdiği nimetlerle, ihsanlarla, ikramlarla gösteriyor. Elbette inamı istihzadan ve ihsanı aldatmaktan ve inayeti adavetten, düşmanlıktan ve rahmeti azaptan ve lütuf ve keremi inayetten halas eden ve ihsanı ihsan eden ve nimeti nimet eden bir alemi bakide, bir hayatı bakiye var ve olacaktır. Mesela şimdi bunları burada dünyada veriyor Cenab-ı Hak. Yiyecekleri, nimetleri, ihsanları, ikramları bize yaptı. Sonra bizi dirilmemek üzere öldürse bunların bir kıymeti olur mu? Şuna benziyor. Zengin bir zat, fakir, aciz bir insanı alsa, buna her istediğini verse, bütün nimetleri, yiyecekleri önüne serse ve yedirse, bunlardan bu insan tam memnun olup o zata teşekkür edeceği zaman o zat dese ki artık seni benim öldürmem lazım, kesmem lazım dese, o zatın kalbinde o şahsa karşı bir memnuniyet, bir sevgi kalabilir mi? Bütün o muhabbeti düşmanlığa dönüşür. Aynen öyle de. Eğer ahiret olmasa, eğer ebedi saadet olmasa, Allah-u Teala'nın dünyada verdiği nimetlerin de değeri kalmazdı ve manası olmazdı. Aynı o misaldeki gibi bütün insanlığın muhabbeti, Cenab-ı Hakk'a olan sevgisi düşmanlığa dönüşürdü. Elbette sonsuz kudret sahibi olan Allah-u Teala böyle bir hatadan, eksikten, kusurdan münezzehtir. Elbette o nimetlerin devamı olan, gerçekleri olan bir alemi, sonsuz alemi vaat etmiş ve yaratacaktır. Ve buna kudreti ve gücü elbette yeter. Bunun da en büyük örneği yeryüzüdür. Bakın dünyaya, bakın yıldızlara ve galaksilere, bakın ne kadar mucize yaratılmışlar. Yani dünyanın boşlukta durması, hiçbir yere dayanmadan, bir yere bağlı olmadan, kendi etrafında ve güneşin etrafında dönmesi mucize değil mi? Güneşin milyar senedir yanması mucize değil mi? İnsanların, hayat sahiplerinin bu taş yığınları içerisinde, maddelerin içerisinde hayat bulup dirilmesi mucize değil mi? Bütün kainatı hiç örneği yokken, hiçbir numunesi yokken böyle yaratan ve böyle ayakta tutan bir zat elbette kudretini, ilmini, azametini insanlara ispat etmiş. Bunu bir kere böyle yaratan binler kere, yüz milyonlar kere daha güzelini yapabilir. Bunun örneğini işte yeryüzünü yaratmakla bizleri yaratmak ispat etmiş. Kafirler diyorlar ki bu çürümüş kemikleri kim bir daha diriltebilir, yaratabilir? Cenab-ı Hak da o akılsız insanlar diyor ki onları bidayeten başlangıçta kim yaratmışsa, ey Habibim sen onlara söyle, onları bidayeten başlangıçta kim yaratmışsa elbette o yaratacak. Yani diyor ki, görmüyor musunuz sizin başlangıcınızı? Ben sizi yoktan ve içten yarattım ve çamurlu bir sudan yarattım, bir balçıktan yarattım. İnsan bunu görmezlikten geliyor. Halbuki biliyorsunuz ki şu anda insanları Cenab-ı Hak yine çamurdan yaratmaya devam ediyor. Aynen Kur'an'ın beyan ettiği mucize devam ediyor. Bizler 50 sene önce, 100 sene önce var mıydık? Yoktuk.
İşte gene annemiz, babamız o çamurdan, topraktan gelen gıdaları, sebzeleri, meyveleri, ekmekleri yediler. Onlardan meydana gelen bir hücreyle biz ne olduk? Ana rahminde yeniden tek hücreden çoğala çoğala Allah'ın izni ilahisiyle, kudretiyle yeniden bir canlı mahluk olarak yeryüzüne geldik. Demek ki Allah-u Teala bize diyor ki, görmüyor musunuz nasıl yaratıldığınızı? Bakmıyor musunuz insanların yoktan doğduğunu, dünyaya geldiğini? İşte bak, onları ben yine aynı şekilde o çamurlardan, balçıklardan süzerek yaratıyorum. Elbette akıllı olan bunu görür, bu hakikati idrak eder, Rabbine iman eder. Evet, bir de ibadetin, Cenab-ı Hakk'a kulluğun, namazın sır ve esrarı ile ilgili kısa bir ders yapmak arz ediyoruz. Bu da çok önemli bir mesele. Bir sual var, tembel insanlardan çıkan ve namazı terk edenlerden çıkan bir sual bu genellikle. Şöyle bir sual: Cenab-ı Hakk'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki? Kur'an'da çok şiddet ve ısrar ile ibadeti terk edeni zecredip cehennem gibi dehşetli bir ceza ile tehdit ediyor. Evet, Kur'an okuduğunuz zaman bunu görürsünüz. Cenab-ı Hak ibadet etmeyenlere ceza vereceğini, cehenneme atacağını beyan etmiş. Şimdi böyle bir kudret sahibi, bakın yani bir tek emriyle kainatı yaratmış, bir tek emriyle ahireti yaratır. Hiçbir şeye muhtaç değil, her şeye ona muhtaç. Yani kulların ibadetine muhtaç değil. Ama kılmazsanız cehenneme atarım diye dehşetle onları tehdit ediyor. İtidalli ve istikametli ve adalet olan ifade-i Kur'aniye nasıl yakışıyor ki? Emniyetsiz bir cüz'i hataya karşı nihayetsiz şiddeti gösteriyor. İşte insanların akılları bunu almamış. Diyorlar ki Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değil. Bizim ibadetimize de muhtaç değil. Ya, kılmasak ne olur ki yani? Cenab-ı Hak affedilir. Ve çoğu insanlar da işte bu nazardan demişler ki ve diyorlar ki hala Allah bizi affeder, bağışlar. Yani namazı, ibadeti onun için ciddiye almamışlar, terk etmişler Allah'ın rahmetine güvenerek. Fakat Cenab-ı Hak ayet-i kerime diyor ki, ey insanlar, şeytan size Allah'ın merhametiyle aldatır, Allah affedicidir der, kandırır. Sakın şeytanın kandırmasına, aldanmasına gelmeyin, uymayın ona diyor. Yani şeytanın hile ve vesveselerinden birisi bu. Elbette Allah affedicidir, bağışlayıcıdır ama affetmenin de pek çok değişik şekilleri var. İnsanlar bunu bilmiyorlar. Mesela şöyle, insan dünyada bir hata yapıyor, kusur yapıyor. Kur'ani ölçüler içerisinde buna bir ceza verirse, mesela içki içse, hırsızlık yapsa, Kur'an ölçüsünde ceza verirse, o verilen ceza, dünyevi ceza olarak verildiği zaman, ahirette yaptığı o hırsızlıktan, efendim o kötülükten ve o içtiği içkiden bir daha sorumlu olmuyor. Dünya karşılığını şer'an ceza olarak alırsa. İşte o, Cenab-ı Hakk'ın o şahsa olan affı olmuş oluyor, merhameti olmuş oluyor. Çünkü neden? Fani alemde onu cezalandırıyor. Beka alemine, ebediyete o ceza ne yapmıyor? Tesir etmiyor. Çünkü ceza ebediyete tesir etse sonsuz zarar meydana getirir. Şimdi mesela insan zekatını vermemiş diyelim. Bir müddet sonra bakıyoruz ki Allah onun başına bir musibet, bela veriyor. Malının, servetinin bir kısmı gidiyor. O servetinin bir kısmı ona alınması Allah'ın ona merhametidir, affıdır. Çünkü yoksa ahirette o yaptığı hatanın bedelini daha ağır bir şekilde ebediyen ödeyecek. Hakeza namaz ve ibadet de böyle. Mesela kul namazını kılmazsa, ibadetini yapmazsa ne olur? Ha, Cenab-ı Hakk'a bir zarar mı olur? Elbette bir zarar olmaz. Fakat kabre girdiğinde, o ibadet ona sorulduğunda, şahıs o ibadeti yapmamış ise o zaman Cenab-ı Hak onu mağfiret ve affediyor. Ama nasıl affediyor biliyor musunuz? Hiç namaz kılmayanları pek çok böyle evliya Allah'ın müşahadesiyle, işaretleriyle, pek çok salih insanların rüyalarında görmesiyle, bazı hadislerin ihbaratıyla kabirde onu bir ceza olarak, bir azap olarak ateşten levhalar üzerinde kalarak ödüyor. İşte o ateşten levhalar üzerinde onun kılması, o namaz borcunun ödenmesi oluyor. Ve Cenab-ı Hakk'ın mağfireti affı olmuş oluyor. Ta ki ebedi aleminde, ahiretinde, cennetteki makamında o ne yapmasın, ona zarar vermesin. Kabirde bu iş hallolsun. Şimdi elbette böyle bir dehşetli cezaya insan bilse ve idrak etse bu sözü kolaylıkla ve rahatlıkla söyleyemez. Evet, bu meselenin geniş manadaki cevabı da evet diyor Cenab-ı Hak, senin ibadetine belki hiçbir şeye muhtaç değil. Fakat sen ibadete muhtaçsın. Manen hastasın. İbadet ise manevi yaralarına tiryaklar, ilaçlar hükmünde olduğunu çok risalelerde ispat etmişiz. Acaba bir hasta, o hastalık hakkında
şefkatli bir hekimin ona nafi ilaçları içirmek hususunda ettiği ısrara mukabil hakime, yani o doktora dese, senin ne ihtiyacın var bana böyle ısrar ediyorsun, ne kadar manasız olduğunu anlarsın. Öyle ya doktor, biz hastayız, bize ilaç tavsiye ediyor, zorla içirmeye çalışıyor diyebilir miyiz ya? Niye ısrar ediyorsun bu kadar? Ne ihtiyacım var bu ilacı içirmeye diyebilir miyiz? Elbette şaşkınlık olur. Burada o ısrarın sebebi biziz. Yani Cenab-ı Hak da diyor ki, sizin dünyada huzur bulmanız için, ruhunuzdaki sıkıntıların, depresyonların gitmesi için, bir olan Allah'ı bilmeye, bulmaya, ona yönelmeye, ondan istimdat istemeye ihtiyacınız var. Yoksa bu dünyanın dağ dağları, sıkıntıları sizi boğar, parçalar, mahveder. Siz ancak Allah'ı tanımakla, ahireti iman etmekle, Cenab-ı Hakk'a sığınmakla kurtulabilirsiniz. Bunun da üstül esası ibadettir ve namazdır. Evet, ama Kur'an'ın terk-i ibadet hakkında şiddetli tehdidatı ve dehşetli cezaları ise, neden böyle tehdit ediyor Allah? Nasıl bir padişah, raiyetinin hukukunu, halkının hukukunu muhafaza etmek için adi bir adamın raiyetinin hukukuna zarar veren bir hatasına göre şiddetli cezaya çarpar. Bakar ki bir adam bir hata yapmış, halkına zarar vermiş, onu şiddetli cezaya çarpar. Aynen öyle de ibadeti ve namazı terk eden adam, bakalım ne yapıyormuş? İbadet ve namazı terk edersin sen. Sultan-ı ezel ve ebedin raiyeti halkı hükmünde olan mevcudatın hukukuna ehemmiyetli bir tecavüz ve manevi bir zulüm eder. Allah Allah. Yani namaz kılmamakla böyle bir tecavüz, zulüm yapıyor. Nasıl yapıyormuş? Çünkü mevcudatın kemalleri saniye müteveccih, onu yaratan sanatkara yönelmiş yüzlerinde tesbih, onu anmak ve ibadet ile tezahür eder. Mesela dünya döner kendi tarafında, değil mi? Allah ona emretmiş dön diye. Dünya hem kendi tarafında hem güneşin kendi tarafında dönmekle bir yörünge çizer. Onun bu yörünge çizmesi, kendi tarafında bir dönmesi, onun aldığı vazifeyi yerine getirmesidir. Onun aldığı vazifeyi yerine getirmesi yeryüzünü ayakta tutar. Dünya ayakta kalır, insanlar yaşayabilir. İşte o dünyanın kemalatıdır. O kemalatı dönmekle kazanır. Dönmese her şey mahvolur. İşte o dönmesi onun neyidir? Kulluğu, ibadetidir. Demek ki bütün mahlukat ibadetini yaparsa kemalat noktasına erişir. Ağaç meyve vermesi ibadettir. İşte kemalatı meyve vermesidir. Güneşin yanması onun ibadetidir. İşte onun kemalatı o halidir. Demek ki her varlık ona verilen vazifeyi yerine getirmekle en son kemal noktaya gelir. Onu terk ettiği zaman kendi de aşağılara düşer. Evet, demek ki bütün mevcudatın kemalleri saniye müteveccih yüzlerine tesbih ve ibadet ve tezahür eder. İbadeti terk eden mevcudatın ibadetini görmez ve göremez. Allah'ı tanımayan, ibadet yapmayan insan, kainatta bütün mahlukatın Allah'a ibadet yaptığını bilemez ve göremez. Mesela Allah atın için yaratmış, öyle güçlü bir vücut vermiş ki insanı taşısın diye. Şimdi at insanı taşımazsa o güçlü vücudun, o kemalatın, ona verilen değerin manası kalmaz. At hiçbir işe yaramaz yani. Hakeza. İnek insanlara et versin, süt versin, o vazifeyi yapsın diye yaratılmışsa, o vazifeyi o yapmazsa insanların değerinde hiçbir o ineğin değeri kalmaz. Demek ki her bir mahluk ne için yaratılmışsa onu yapmakla değer kazanıyor. Diyelim ki bir sinekten bir arıyı değerli kılan, arının vazifesini mükemmel yapması insana bal vermesidir. İnsanların yanında yüksek bir dereceye, bir kemalata erişmiştir. Evet, demek ki ibadet etmeyen insan varlık alemi ibadetinde görmez. Belki de inkar eder. O vakit ibadet ve tesbih noktasında yüksek makamda bulunan ve her biri birer mektubu semadani, Cenab-ı Hak'tan gelen ilahi birer mektup olan ve birer ayni esma-i rabbaniye, Allah-u Teala'nın isimlerini gösteren ayna olan mevcudatı âli makamlarından, yüksek derecelerinden tenzil ettiğinden, onları ibadet etmiyor deyip değerinden aşağı düşürdüğünden ve ehemmiyetsiz, vazifesiz, camit, cansız, perişan bir vaziyette terakki ettiğinden mahlukatı, taşları, atomları, galaksileri, yıldızları mevcudatı tahkir eder. Yani onun değerini düşürür, hürmetsizlik eder, kemalatını inkar ve tecavüz eder. Evet, herkes kainatı kendi aynasıyla görür. Cenab-ı Hak insanı kainat için bir mikyas, bir ölçü, bir mizan suretine yaratmıştır. Her insan için bu alemden hususi bir alem vermiş. O alemin rengini o insanın itikadı kalbisine, kalbindeki imana göre gösteriyor.
Mesela gayet meyus, üzüntülü ve matemli olarak ağlayan bir insan mevcuda da ağlar ve meyus suretine görür. Değil mi? Hüzünlü bir insan herkesi ağlıyor, üzülüyor zanneder. Gayet sürurlu ve neşeli, müjdeli ve kemal neşesinden gülen bir adam kainatı neşeli güler gördüğü gibi. Neşeli insan da herkesi neşeli zanneder. Mütefekkirane, tefekkür içerisinde ciddi bir surette ibadet ve tesbih eden bir adam mevcudatının hakikaten mevcut, muhakkak olan ibadet ve tesbihatlarını bir derece keşfeder ve görür. Gafletle veya inkarla ibadeti terk eden adam, mevcudatı, hakikat-ı kemalatını tamamen zıt ve muhalif ve hata bir surette tevehüm eder. Ondaki o ibadetleri, kulluğu göremez ve manen onların hukukuna tecavüz eder. Yani galaksileri, yıldızları, ağaçları, bitkileri tesadüfen bu işleri yapıyorlar zanneder. Onların hukukuna tecavüz eder. Hem o tahrik-ü salat namazı terk eden, kendi kendine malik olmadığı için kendi malikinin bir abdü kulu olan kendi nefsine zulmeder. Kendi nefsi Allah'ın kulu. O kul vazifesini yapacak ahirette cenneti kazansın. Yapmazsa elbette ceza görecek. Ona zulmetmiş olur. Onun maliki, o vücudu yaratan zat, o abdin hakkını onun nefsi emmaresine almak için dehşetli tehdit eder. Diyor ki ona, yarın vücudunun azaba düşmesine, yanmasına sen sebebiyet vereceksin. Onun için derhal o vücudu yanmaktan kurtar. Yoksa dehşetli bir cehennem var. Hem netice-i ilkati ve gaye-i fıtrat olan ibadeti terk ettiğinden, hikmet-i ilahiye ve meşiyet-i Rabbaniye karşı bir tecavüz hükmüne geçer. Allah'ın hikmetine, Allah-u Teala'nın meşiyet-i Rabbaniye kainatı koymuş olduğu nizam ve intizama karşı bir tecavüz hükmüne geçer. Onun için cezaya çarpılır. Elhasıl ibadeti terk eden hem kendi nefsine zulmeder, nefis ise Cenab-ı Hakk'ın abdi, kulu ve memlukudur. Hem kainatın hukuk kemalatına karşı bir tecavüz, bir zulümdür. Evet, nasıl ki küfür mevcuda karşı bir tahkirdir, hürmetsizliktir. Terk-i ibadet dahi kainatın kemalatını inkardır. Ağaçların, galaksilerin, yıldızların, atomların ibadetlerini yok saymaktır. Hem hikmet-i ilahiye karşı bir tecavüz olduğundan dehşetli tehdide, şiddetli cezaya müstahak olur. Çünkü bütün o mahluk ahirette ağaçlar, atomlar, zerreler, melekler karşısına geçerler. Ya Rab, bize bu tahkir etti, bizi ibadetsizlikle suçladı, biz bundan hakkımız var, hakkımızı al diyecekler. Ve bütün varlık alemi onun önünde, ondan hakkını istediği zaman bu kadar kul haklarını insana ödeyebilmesi elbette mümkün olmaz. Dehşetli azaba düşer ve cehenneme müstahak olur. İşte bu istikakı ve mezkur hakikati ifade etmek için Kur'an-ı Muzil Beyan, mucize bir surette o şiddetli tarz ifadeyi ihtiyar ederek tamı tamına hakikati belagat olan mutabık-ı müktezai hale, halin ölçüleri içerisinde göre en mükemmel söze mutabakat ediyor. Tam yerinde, tam gerçek olan sözü söylüyor.